Merhaba, Sektörle Haber Merkezi izleyicileri turumuz Tumuz ile devam ediyor ve şimdi de sizlere Elazığ'dan sesleniyoruz. Medikal Park'ın konu olduk. Yanımızda kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Sayın Orhan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Merhabalar Orhan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Orhan Bey kimdir? Ben operatör doktor Orhan Özdiler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda tüp bebek konusunda eğitim aldım. Medikal Park Elazığ Hastanesi'nin tüp bebek koordinatörlüğünü yapmaktayım. Evet, tabii ki hizmetlerimizden biraz bahsedelim. Özellikle ekran başındaki izleyicileri de bilinçlendirelim. Medikal Park tüp bebek merkezi olarak tüp bebek merkezimizde infertilite yani kısırlıkla ilgili tüm sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Merkezimizde intrauterin inseminasyon, aşılama, ovülasyon diksiyonu, yumurtlama takibi, tüp bebek uygulamaları yapılıyor. Ayrıca infertil hastalarda, gerekli görülen hastalarda endoskopik kapalı ameliyat olarak miyomektomi, over kistleri, rahim içerisindeki problemler, rahim içerisinde perdeler, polipler, et parçası veya rahim içerisindeki miyomların da endoskopik cerrahisini yapmaktayız. Ayrıca tüp bebek merkezimizde tüp bebek konusunda daha önceden tüp bebek yapılmış, düşüğü olan veya ailesinde genetik problemi olan hastalara gerekli görülürse endoskopik biyopsi, prenatal genetik tanı yapıyoruz. Prenatal genetik tanıyla bu ailelerin sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı oluyoruz. Merkezimizde dediğim gibi infertilitelerle ilgili sadece tüp bebek uygulamaları değil, tüp bebek uygulamaları dışında da diğer tüm infertiliteyle ilgili cerrahi veya medikal tedaviler uygulanmakta. Nasıl bir süreçten geçmekte? Şimdi infertilite tüp bebek için merkezimize başvuran hastaların tabii öncelikle bir tanısının konması gerekiyor. Tanısının konması için öncelikle bayanın bir muayene olması, hormon tahlilinin yapılması, gerekli görüldüğü durumlarda rahim filmi çekilmesi veya histeroskopi ya da laparoskopi dediğimiz yöntemlerin yapılması da önce bayanda tanı konuluyor. Daha sonra erkekten, eşinden spermiyogram isteniyor. Eğer bu spermiyogram testinde bir anormallik çıkarsa üroloji bölümümüzde konsülte edilerek erkekte ultrason, hormon evet. tahlili ve gerektiğinde de genetik tahliller yapılarak tanı konuyor. Tanı konduktan sonra hastanın tedavisine başlıyoruz. Tabii tüp bebek tedavisinde klasik bir tedavi yöntemi yok. Bu hastadaki probleme, hastanın yaşına göre değişiyor. Buna göre çeşitli tedavi protokolleri var. Bazen tüp bebek tedavisinde hasta adet görmeden evvel, adetinin 21. günü hazırlık tedavisine başlıyoruz. Veya bazı tedavi protokollerinde hasta direkt adet görünce tedaviye başlıyoruz. Tedavi süresi de yaklaşık aktif tedavi süresi 15 ile 20 gün arası devam ediyor. Burada tabii her gün hastaların gelmesi gerekmiyor ama 2-3 günde bir hastaları görüyoruz. Ayrıca merkezimizin transferden sonra da hastalarımız için konaklaması için misafirhanesi de mevcut. Özellikle il dışından gelen hastalar için transferden sonra konaklama imkanımız da mevcut. Burada onları belirli bir süre misafir ediyoruz. Evet, çünkü belirli bir süresi var bunun. Tabii tüp bebek tedavisinden sonra hastaların hemen yola çıkması bazen sakıncalı olabiliyor. O yüzden istirahat etmeleri gerekebiliyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Orhan Bey ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sektörle Haber Merkezi izleyicileri ve ekran başındaki anne adaylarımız diyoruz. Sizler de eğer ki çocuk sahibi olmak istiyorsanız doğru adrese Medikal Park'a uğrayacaksınız. Sözü buradan alıp merkez CEO'larına bırakıyoruz.